Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri öncesinde AK Parti'nin Almanya'daki seçim kampanyaları Alman politikacıları harekete geçirdi. Adalet Bakanı Marco Buschmann'ın İçişleri Bakanı Nasi Ezer ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a bir yazı göndererek nefret söylemi içeren kampanyalara karşı önlem alınmasının önemine dikkat çektiği bildirildi. Rheinische Post gazetesi Hür Demokrat Partili Bushman'ın mektupta seçimler göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarlarının önümüzdeki haftalarda Almanya'da da güçlü bir şekilde seçim kampanyası yürütmesi beklenmektedir. Kampanya etkinlikleri çerçevesinde insan onurunu zedeleyen nefret söylemi içerikli mesajlar yayılmasını hesaba katmak zorunda izlediği aktarıldı. AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün 13 Ocak'ta kentinde yaptığı konuşmada sarf ettiği PKK ve Fethullahçı yapılanma mensupları için saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz ifadesi Almanya'da nefret söylemi olarak değerlendirilerek yoğun tepkiye yol açmış, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Buşman yazdığı mektupta toplanma hukuku çerçevesinde yabancı yetkililerin etkinliklerine izin zorunluluğunun dikkatli bir şekilde uygulanması ve kuralların Türkiye'ye gerekirse bir kez daha açık bir şekilde hatırlatılması gerektiğini vurguladı. Eyaletlerde toplanma hukuku konusunda ilgili makamlarda da konuyla ilgili duyarlılık oluşturulması istendi. Almanya'da 2017 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile AB dışındaki ülkelerden yetkililerin Almanya'da yaşayan vatandaşlara yönelik resmi seçim kampanyası etkinliklerinde bulunması Alman hükümetinin iznine tabi hale geldi. Seçimler öncesindeki 3 aylık süreçte ise seçim kampanyası etkinliğinde bulunulmasına izin verilmiyor. Türkiye'de çekişmeli geçmesi beklenen 14 Mayıs seçimlerinde Almanya'da kullanılacak olan oylar özellikle AK Parti ve Erdoğan açısından önemli bir rol oynayacak. 2018'de Almanya'da yaşayan ve sandık başına giden seçmenin %64.8'i Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a, meclis seçimleri içinse ise yaklaşık %56'sı AK Parti'ye oy vermişti. Almanya'da Federal Adalet Bakanlığı, koalisyon sözleşmesinde yer alan dijital şiddete karşı yasayı çıkarmak için harekete geçti. Buna göre sosyal medyada paylaşılan tehdit, hakaret ve benzer içerikli paylaşımlarla ilgili sert tedbirler alınmaya hazırlanıyor. Planlanan yasa taslağına göre bu tür paylaşımlarda bulunanların sosyal medya hesapları mahkeme kararıyla kapatılabilecek. Söz konusu yasa özellikle sosyal medya profilinin arkasında kimin olduğunu tespit edilememesi durumunda mağdurlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunun yanında yapılan paylaşımın silinmesinin yeterli olmaması veya tekrarlanma riski olması durumunda hesap yine mahkeme kararıyla engellenebilecek. Engellemeden önce söz konusu hesap sahibi bu engelleme talebinden haberdar edilmekle birlikte buna karşı savunma hakkına da sahip olacak. Almanya, korona aşısının yol açtığı iddia edilen zararlar sebebiyle şu ana kadar 180'den fazla hukuk davasıyla karşı karşıya kaldı. Almanya'da bir kadın Biontech şirketini dava etti. Korona aşısının kalbinde hasara sebep olduğunu söyleyen kişinin davası Temmuz ayında görülecek. Öte yandan Avusturya'da ise tazminat taleplerine ilişkin bir dava idari olarak karara bağlanıyor. Bir kişi korona aşısı sebebiyle sağlığının zarar gördüğünden şüpheleniyorsa Sosyal Bakanlık servisine tazminat başvurusunda bulunabilir. Tazminat talepleri daha sonra aşı zararları yasası uyarınca idare bir prosedür çerçevesinde karara bağlanmakta. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada prosedürün mağdurlar için ücretsiz olduğunu, basitleştirilmiş kanıt kurallarının geçerli olduğunu ve başvuruların sınırsız bir süre için yapılabileceğini belirtti. 20 milyondan fazla aşının yapıldığı Avusturya'da tazminat için 1851 başvuru yapıldığı belirtiliyor. Başvurulardan 88'i tazminata hükmedilmiş olup 204 başvuru halen derdest. Verilen tazminatların 72'sinin toplu tazminat, 16'sının ise emekli maaşı ödemelerinden oluştuğu belirtiliyor. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün dünya çapında 136 ülkeden iktisatçılarla yaptığı anket, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüksek seyretmeye devam edeceği beklentisini ortaya koydu. Münih merkezli İFO'nun 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan anketinde dünyada enflasyonun ortalama %7 civarında seyredeceği tahmin öne çıktı. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde yapılan ankette de enflasyon beklentisi %7.1 çıkmıştı. İktisatçılar 2024 yılı için %5.9, 2026 yılı için yaklaşık %5'lik enflasyon tahmininde bulundu. İFO verdiği bilgide ankete Türkiye'den 18 iktisatçının katıldığını belirterek Türkiye için ortalama enflasyon beklentilerinin 2023 yılı için %61.4, 2024 yılı için %42.5 ve 2026 yılı için %23.6 olarak öngörüldüğünü kaydetti. Enflasyon tahminleri yüksek seyretse de bölgeler arasında önemli farklılıklar dikkat çekti. Bu sene için Kuzey Amerika'da %5, Güneydoğu Asya'da %5.1 ve Batı Avrupa'da %5.3'lük enflasyon öngörülürken Güney Amerika %46.1, Kuzey Afrika %32.7 ve Doğu Afrika ise %29.9 ile enflasyon beklentisinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı. Almanya'da 9 euroluk biletin yerini alacak olan 49 euroluk bilette yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Alman demiryollarından bir sözcü yaptığı açıklamada mevcut durumda ITC trenlerinde Deutschland Ticket zaman çizelgelerinde açıkça belirtilmediği sürece geçerli değil. Bu sebeple yolcular alternatif trenleri geçiş yapabilirler diye kaydetti. Bu durumun değişip değişmeyeceğinin ise henüz belli olmadığını belirten sözcü Devlet Demir Yollarının söz konusu eyalet yetkilileriyle görüşme halinde olduğunu belirtti. Doğu Çaban, Doğu olası bir tanınması için federal eyaletlerin toplu taşıma yetkilileriyle görüşmelerini sürdürü ifadelerini kullandı. Almanya'da 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak aylık 49 euroluk tren bileti satışlarının 3 Nisan Pazartesi günü başladığı belirtilmişti. Alman Demir 49 euroluk abonelik için çok büyük bir talep olduğunu açıklamıştı. Almanya'da toplamda 5 milyondan fazla kişinin indirimli bileti satın alması bekleniyor. Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Çöken binada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. France Bleu'nun haberine göre Marsilya savcılığı yaptığı yazılı açıklamada enkaz altında kalan son 2 kişinin cansız bedeninin de çıkarıldığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken ölenlerin kimliklerinin tespit edildiği belirildi. Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından çökmeler yaşanmış, ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı. Çevre binalardan da 200 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti. Olaya ilişkin soruşturmalar açılmış, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıklamıştı. Hollanda Türk İş Adamları Derneği ve Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı tarafından gerçekleştirilen iftar programında Müslümanlar ve farklı dini mensupları bir araya geldi. İftarda konuşma yapan Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Muhsin Köktaş, Hollanda toplumunun her kesiminden birçok insanın ulusal iftar programında toplanmasının çok hoş bir duygu olduğunu söyledi. Günlük hayatta bazen inanç ve güven arasında ayrım yapıldığına dikkat çeken Köktaş, kişi veya kurumların dürüstlüğüne inanmak, güven ortamı oluşturmanın ön koşuludur. İnanç olmadan güven olamaz. Buradan yola çıkarak inanmanın ve güvenmenin eşit olduğunu söyleyebiliriz dedi. Köktaş, Müslümanlar merhametli ve sevgi dolu, yarattıklarını asla zulmetmeyen bir Allah'a inanırlar. O sevgi dolu ve bağlayıcıdır. Dualar işitir ve yarattıklarını izler. Müslümanlar bu şekilde Allah'a tevekkül eder diye konuştu. Hollanda Yasaları Koruma Bakanı Frank Wierwink de iyi bir iletişimin samimi bir selamlamayla başladığını belirterek karşılıklı birlikteliğimizin bu özel gecesinde sizleri selamlıyorum. Bu akşamı sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı onur duyuyorum ifadesini kullandı. Hotiyat Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da bu gecenin mesajı farklılıkları kabul etmemiz ve bizi birleştiren bağların temelini oluşturan dostluğu güçlendirebileceğimize güvenmemizdir diye konuştu. İftara farklı ülkelerin büyükençlerinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluş yöneticileri ile Hristiyan ve Musevi din adamlarının da olduğu 210 kişi katıldı. Hotiyat 2023 Barış Ödülü Miryam Ateş sinijvinde verildi. Bakan ödül öncesi konuşmasında Miryam Hanım'ın yıllardır özveriyle toplum için yaptığı çalışmalardan ötürü bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Merkezi Hollanda'da bulunan Edelstahl Grup Simtronik markası mutfak ürünleri ve Orka Otel CEO'su Ertan Torunoğulları çalışanlarına Utrecht şehrinde iftar yemeği verdi. Davetlileri kapıda karşılayan Torunoğulları Programda selamlama konuşması yaptı. Torun oğulları konuşmasında şunlara değindi. Torun oğulları ailesinde çalışanlarıyla birlikte kendilerini ailemizden saymaktayız. Paylaştıkça çoğalıyoruz, güçleniyoruz. Ramazan ayı insanlar arasında dayanışma, hoşgörü, huzur, bereket, yardımlaşmanın, sahip olduğumuz nimetlere şükretmenin ve bu nimetlere sahip olamayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, küsmeden, saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe her gün daha da güçleneceğiz. Vatanımız Türkiye'deki zor durumda olan depremzedeleri ve dünyadaki insanları da düşünerek yardımlarımızı bayram gelmeden yapmalıyız. Almanya'da Dallian Gıda Şirketi aracılığıyla dağıtımı yapılan Koska tahinleri salmonella riski içerdiği için geri çağrıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 300 gramlık cam kavanoz içerisinde satılan ürünün tüketilmemesi gerektiğini duyurdu. Açıklamada Koska markalı diğer ürünlerde herhangi bir risk bulunmadığı belirtildi. Geri çağrılan ürün 300 gramlık Koska tahin. Son kullanma tarihi 3 Temmuz 2024. Parti numarası 38 3 23 geri çağrılan ürünlerin açılmış olsalar dahi mağazaya geri götürülmesi halinde satın alım bedeli tüketiciye geri iade edilecek. Salmonella bakterisi özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde büyük sorunlar oluşturabiliyor. Belirtileri mide virüsünün belirtilerine benzer. Salmonella semptomları ishal, ateş, titreme, karın ağrısı, kusma, baş ağrısı veya dışkıda kan şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu belirtiler salmonella ile enfekte olan kişide tipik olarak bakterilere maruz kaldıktan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkar. Semptomlar genellikle 4 ila 7 gün sürer ve tedavi olmadan kendiliğinden düzelir. Kanada'nın Toronto kentinde sabah namazından çıkanların üzerine aracını süren saldırgan gözaltına alındı. Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre olay geçen hafta Perşembe günü bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Markham İslam Cemiyeti Camisi'nin otoparkında gerçekleşti. Sabah namazı saatlerinde camiye gelen 28 yaşındaki Şaran Karuna Karan caminin otoparkındaki Müslümanlardan birinin üzerine aracını sürdü. İslam cemiyetinden yapılan açıklamada ise saldırganın aracıyla gerçekleştiği saldırıdan önce camiye girdi, cemaate küfürler savurdu ve Kur'an-ı Kerim yırtarak parçaladığı kaydedildi. Cemiyetin açıklamasında şahıs camiden çıktıktan sonra namazdan çıkanların üzerine aracını sürdü. Bu olaydan çok rahatsızız. Özellikle de Londra kentinde 2021 yılında 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği araçlı terör saldırısının yıl dönümü yaklaşırken dedi. De. Olay sonrası kaçan saldırgan daha sonra bölge polisince yakalandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa'daki Türk seçmenlere çağrıda bulundu. Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türk milletinin gönül ve kültür olduğunu vurgulayan Bahçeli, Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemlidir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğü'nün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir dedi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yurt içi ve yurt dışında hayat ve varlık mücadelesi veren Türk vatandaşlarının hür ve demokratik tercihiyle yapılacağını vurguladı bu seçimlerin Avrupa Türklüğü'nün geleceğini de yakından etkileyeceğine işaret eden Devlet Bahçeli, sayıları 6 milyon ulaşan Avrupa Türklüğü bizim için dünyaya çevrilen yüzümüz, milli ve manevi değerleriyle duruş göstermeye çalışan zenginliğimiz, pek çok olumsuz tesire rağmen kaynağından ve kökünden kopmayan gurbet ellerdeki cevherimizdir değerlendirmesini yaptı. Avrupa'da yaşayan vatandaşların Türk milletinin gönül ve kültür olduğunu vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti. Onların sandığa yansıyacak iradeleri tarihi önemdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa Türklüğünün seçimlerde yüksek bir katılım göstermeleri samimi dileğim ve temennimdir. Her vatandaşımız helal uyuyla Cumhuriyetin 100. yılında cumhurun onurunu, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonun hedefini desteklemeli, yüreklerindeki vatan sevdasıyla ülkemize sahip çıkmalıdır. Gün birleşme günüdür. Gün zillete karşı cumhur ittifakında buluşma günüdür. Devlet Bahçeli, Avrupa Türklüğünün hassasiyet, beklenti ve özlemlerini istişare etmek, görüş alışverişinin yanı sıra 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak amacıyla yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Bahçeli, bu maksatla Avrupa Türk Konfederasyonu'nun başkan ve yönetimiyle birlikte bu konfederasyona bağlı farklı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış Türk federasyonlarının başkan ve yönetimleri 15 Nisan 2023 tarihinde bizzat şahsım tarafından Ankara'ya davet edilmişlerdir ifadesini kullandı